Dikkatsizliğim. Hemen düzenliyorum. Bak şimdi bir sayı doğrusu çizdim. Bunun kökü eksi 3. Bunun kökü 2. Eksi 3 ve 2 diyorum. Şimdi takip et. 2'den büyük sayılar için bu da artı, bu da artı çıkacak. Yani x artı 3 artı x eksi 2 eşittir 5. 2x eşittir 4. X eşittir 2. Tamam. Ucu ucuna yakaladık. Yani x 2 olabilir. Şimdi şuraya bak. Buraya bir daha hata yapma tahammülüm yok. Bak burada bu eksi artı çıkacak. 2'den küçük değerler için bu eksi çıkacak. Bu artı çıkıyor. Bu eksi çıkıyor. Bak 5 eşittir 5 çıktı. Bu şu demek. Sen burada hangi x değerini verirsen ver daima 5 çıkacak demek. Ama 5 eşittir 4 gibi bir şey çıksaydı buraya boş küme derdim. Buradan hiç eleman seçmeyeceğim derdim. Anladın mı? Anladım. İkisi de negatif çıkarsa bu da negatif çıkacak. Hemen düzenliyorum. Eksi 2x eşittir 6. X eşittir eksi 3. Yani x eksi 3 bak bu bölgededir. Ben bu aralıktaki her sayıyı seçebiliyormuşum. Yani eksi 3 ve 2 hepsi dahil olmalıymış gördüğün gibi. Bak burada küme işareti olarak almadık. Çünkü niye biliyor musun? Tamamını sağladı. Evet, devam ediyorum ben hani o çok ayrıntılı işledim diye. Eşitsizliğe gelelim ne demiştik? X sayısı hangi aralıktaydı? 7 ile eksi 7 arasında. Eksi 7 küçüktür. 2x eksi 5 küçüktür. 7. Hatırla mutlak değer x küçüktür. A ise eksi a ile x a arasındaydı. 7 ile eksi 7. Her tarafa 5 ekliyorum. Bundan sonrası eşitsizlik. Her tarafa 2, 2'ye bölüyorum. Diyor ki bütün x değerlerini topla. 0, 1, 2, 3, 4, 5'i topla diyor. Toplayalım. 6 var mı? Yok. 5, 9, 12, 14, 15. Ben Bursa buldum. O ne demiş? Hemen şöyle bakalım. Evet, Bursa. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Devam. Bu ne demektir? X hangi aralıktaymış? Eksi 10 küçüktür. X küçüktür 10. Ben bunu karşıya atarsam ne olur? X gördüğüm yere ne yazabilirmişim? 2y artı 4. Buraya şimdi 2y artı 4 yazıyorum. Yani x'i y cinsinden yazmış oluyorum. Her taraftan 4 çıkarttım. Her tarafı 2'ye böldüm. Yani eşitsizlik artık bundan sonrası. Eksi 7, 3. Var mı sıkıntı? Yok. Devam. Bak x hangi aralıkta? 6 ile eksi 6 arasında. Çünkü bu direkt bu demektir. Şimdi burada x'i yalnız bırakalım çünkü benden y'yi istiyor. Bak şimdi y eşittir x bölü 2 artı 4. İster x bölü 2 artı 4'ü elde ederiz. Hatta iki yöntemi de gösterelim. Madem bana x bölü 2 artı 4 mü lazım? Bak şimdi. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Eksi 3, x bölü 2, 3. Her tarafa 4 ekliyorum. 4 ekledim. X bölü 2 artı 4, 7. X bölü 2 artı 4 gördüğüm yere ne yazacakmışım? Y. Bak buraya y yazarsam. 1 küçüktür, y küçüktür, 7. Y'nin alabileceği değerler 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 18, 20 olacakmış. Şimdi bir de şöyle çözelim. Bence onu da çözmekte fayda var. X'i yalnız bırakalım. Yani ben burada y eksi 4 eşittir x bölü 2, 2y eksi 8 eşittir x. Yani şurada x gördüğüm yere ne yazacakmışım? Eksi 6 küçüktür, 2y eksi 8, 6. Bundan sonra aynı şeyi yapacağım. Her tarafa 8 ekleyeceğim. Her tarafı 2'ye böleceğim. Bak aynı şey geldi gördün mü? İkisi de önemli bence. Kafana takılan bir şey var mı? Yok. Devam. Evet x eksi 3 ile 3 arasında. Her tarafı 5 ile çarptım. Her tarafa 3 ekledim. Her tarafı 2'ye böldüm. Gördüğün gibi eksi 6 ile 9 aralığındaymış. Burada bir şey denemene yazmana gerek yok.
Evet, geçiyorum basit olduğu için. Şimdi burada bu aslında basit eşitsizlik gibi bir değil de bu ikinci mat 2'de görecek olduğumuz bir konu. Bir bölme işleminin sonucunun negatif çıkması için bir kere ben şurayı biliyorum. X'e ne verirsem vereyim. Ha, bu arada X'e asla 3 veremem. Çünkü 0 yapar. Burası daima pozitiftir. Şimdi burası ne olmalı ki sonuç negatif olsun? Yani artı olamaz burası. Artıyı artıya bölersem ne olur? Artı. Demek ki eksi bölü artı olmalıymış ki sonuç ne çıksın? Eksi. Yani buranın negatif olmasını istiyorum. İlk defa bu kadar zor bir soruyla karşılaştık. İyi dinle. Bunu karşıya attım. Her taraf 9 ile eksi 9 arasında. Her tarafa 1 ekledim. Her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 4 küçüktür. X küçüktür 5. Yani X hangi değerleri alabiliyor? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Eğer sen şunu en başta söylemezsen bu seni tuzağa düşürür. Yani 3, 2, 1, 3, 2, 1 cevap 4 der, işaretlersin. Ama ne demiştik hatırlarsan? X 3 değerini zaten alamıyor. O yüzden 4'ten bir 3 çıkartıyorum. Cevap kaç oluyor? 1. Kafana takılan bir şey var mı? Yok. Devam. Evet, bu eşitsizlikle ilgili ne demiştik? Mutlak x büyüktür a ise ya x büyüktür a'dır ya da x küçüktür eksi a'dır. Yani x eksi 3 büyüktür eşittir 1 ya da x eksi 3 küçük eşittir eksi 1 olacaktı. X büyük eşittir 4, x küçük eşittir 2. X demiş ne olabilir demiş. Hani x kaçtır demiş. 4'ten büyük, 2'den küçük. O nasıl olacak? X kaçtır değil de kaç olabilir diyebilir de. Hani 4'ten büyük şık yok. 2'den küçük bir sürü şık var. Nasıl çözmüş? Ben hata mı yapıyorum? Karşıya attım 4, karşıya attım 2. Toplamlarını sormuş. Tamam. Anladın mı burada? Hani şu bak ben bu ikisini buldum zaten. Yani diyor ki x 2'den küçük değerleri alacak. 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye gidiyor. Buradan da 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor buradan. Tabii ki hepsini toplamayacağız. Bak şimdi. Şu eksi 4, eksi 5, eksi 6 kısmı şurayı sıfırlıyor. Bak. Eksi 2 ve eksi 1 kısmı burayı sıfırlıyor. Ne kalıyor? Eksi 3. Yani şu x ifadesi yerine şunu söyleyecek. Toplam x. Yani x'in alabileceği değerleri toplayacakmışım. Anladın mı? Var mı sıkıntı? Yok. Peki devam ediyorum. Peki. Artık bunlardan çok yaptık. 3x artı 2 küçük eşittir 8 küçük eşittir eksi 2 eksi 8. Her taraftan 2 çıkartıyorum. Her tarafı 3'e bölüyorum. Fakat burada tam sayı dediği için eksi 10 bölü 3 tam sayı değil. Burada ne gelir? Eksi 10 bölü 3 eksi 3 virgül 3 demektir. Yani eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 değerlerini alır. Toplarsam yine kaç geliyor? Eksi 3. Var mı sıkıntı? Yok. Devam. Burada x eksi 4 için ne söyleyebilirim? Ya artı çıkar. Yani 3 küçüktür. X eksi 4 küçüktür. 7. Bir de şuna bakacağım. 3 küçüktür. Eksi x artı 4 küçüktür. 7. Normal mutlak değerde ne yapıyorsam aynı şeyi yapacağım. Her tarafa 4 eklersem 7 x 11 olur. Her taraftan 4 çıkartacağım. Takip et. Eksi 1, eksi x, 3. Her tarafı eksiyle çarpacağım. 1 büyüktür, x büyüktür, eksi 3. Yani 7 ile 11 arası olacakmış. Eksi 3 ile 1 arası olacakmış gördüğün gibi. Yani kafan karışmasın. Hala mutlak değerdeki gibi yapıyoruz. Yani bir artılı bir eksili çıkartıyorum. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Devam. Evet, aynısı. Yani diyorum ki 2x artı x artı 2 7 ile 4 aralığındadır ya da
Eksi x eksi 2, 7. Her taraftan 2 çıkartıyorum. Her tarafa 2 ekliyorum. Her tarafı eksiyle çarpıyorum. Hangi değerleri alıyor? 2, 3, 4'ü alıyor. 5'i alamıyor. Eksi 6, eksi 7, eksi 8 alıyor. Burada da 4, 7 gitti. Eksi 4 topladım. Kaç yaptı? Eksi 12 yaptı. Anlaştık mı? Aynı soru zaten. Var mı sıkıntı? Yok. Devam. Burada da x'in negatif olanlarını alacaksın. Takip et. Eksi 3 bölü 2 küçük eşittir. X eksi 2 bölü 4. 5 bölü 4. Eksini çıkartıyorum. Takip et. Eksi x artı 2 bölü 4 küçük eşittir. 5 bölü 4. Şimdi x'i bulalım. Her tarafı 4 ile çarpacağım şimdi. 4 ile çarpacağım. 4 ile çarpacağım. 4 ile çarpacağım. Eksi 6 x eksi 2. Sonra ne olacak? 5. Her tarafa 2 ekliyorum. 7. Şimdi devam ediyorum. Burada. Tabii burada negatif olanları alacağım. Unutma. Her tarafı 4 ile çarpıyorum. Eksi 6. Eksi x artı 2. 5. Her taraftan 2 çıkartıyorum. Her tarafı eksiyle çarpıyorum. Tabii eşitsizlik yön değiştiriyor. Hangi değerler alıyor? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 yeterli. Burada alacağım bir değer var mı? Yok, çünkü zaten onları aldım değil mi burada? Hani eksi 3, eksi 2 aldım. Toplarsam 4, 7, 9, 10, eksi 10 olacak. Bakalım Denizli demiş. Niye Denizli demiş bakalım bir. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 almış. Ne alaka? Ha, ikisinin kesişimini. Aa, pardon. Bu sefer tamam. Ben de herhalde yoruldum. Bitireceğim zaten. Az kaldı. Benim hatam. Ben şey, hani kesişimini almam lazım ya burada, değil mi? Yani şu 4 ortak değil. Yani şöyle yaptım, yapmamız lazım. Eksi 4 ile 7 aralığında, burada da eksi 3 ile 8 aralığında. Bak, ortak olanları almam lazım. Ortak olanlar hangisi? Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Tamam. Çünkü niye negatif? Toplarsam eksi 6. Bu hata benim. Var mı sıkıntı? Yok.